Robotik tel arka eklemeli imalat yönetiminde mekatronik sistem yaklaşımı hakkında konuşma yapacak çok değerli Gedik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Akkuş Bey, hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz hocam? Hoş bulduk Eslem Hanım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm katkı veren herkese teşekkür ediyorum ama bu öyle bir zamanda katılımcı olarak gelen Mekatronik Mühendisleri Derneği'nin bu etkinliğinde bilgi arayan arkadaşlara da ayrıca hoş geldiniz diyor. Onları da saygıyla selamlıyorum. Ben Mekatronik Mühendisliği bölümünde 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nde bir bölüm kurma çabasıyla başlayan, daha sonra da yaklaşık 20 yılı geçen bir süre içerisinde birçok genç arkadaşla Mekatronik Mühendisliği eğitimi üzerine birlikte oldum. Önemli bir laboratuvar kurduk. O güne göre 10 milyon dolarlık yatırım ile yaklaşık 16 laboratuvardan olunan bir sistemde. Bir küçük bölüm olarak düşündüğümüz kısım daha sonra gelişti. Türkiye'nin ilk mekatronik mühendisliği laboratuvarları olması nedeniyle de önemli bir ilgiye mazhar oldu. Şu anda halihazırda bu geçen süre içerisinde mekatronikle ilgili çalışmalardan sonra bir özel vakıf üniversitesinde yönetici olarak çalışmaktayım. Ama mekatronik mühendisliği alanındaki her türlü gelişmeyi de büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Ömer Bey'in de belirttiği üzere gerçekten günümüzdeki bu önemli endüstriyel ve toplumsal değişimde mekatronik mühendislerinin çok büyük bir katkısı olduğunu, özellikle teknolojik yönlenmelere büyük katkı sağladığını burada özenle vurgulamak isterim. Bu bağlamda mekatronik mühendisliğinin önü açık, geleceğe en iyi bakan disiplinlerden birini olduğunu da vurgulamak isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nihat Hocam. Size birkaç sorumuz vardı hocam. Buyurun lütfen. Daha önceden soruları almıştık Instagram'dan. O yüzden dilerseniz iki tane soru sormak istiyorum. Buyurun efendim. Birincisi, robotlu ark kaynağı ile eklemeli imalat yöntemleri hangi sektörlerde nelerdir diye sormuş arkadaşlar. Özellikle endüstride tekil ve komplike parça dediğimiz çok karışık geometrilere sahip metal parçaların üretilmesinde çok önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Biraz sonra sunumumda da vereceğim bilgi destekleyici kısmıyla eklemeli imalat dünyadaki son 10-15 yıla büyük ölçüde damga vurmuştur. Bunun içerisinde metal eklemeli imalat daha arkadan gelse de önemi ve endüstri içerisinde yapabilirliği nedeniyle son derece ilgi çekmiş, şu anda da dünyamızda çok önemli bir araştırmacı sayısının bu alanda çalıştığını biliyoruz. Metal eklemeli, metali yine diğer eklemeli imalatlarda olduğu gibi üst üste koyarak istenilen geometrinin elde edilmesini sağlayan bir sistem olarak kısaca söyleyebiliriz. Tamam hocam, dilerseniz siz sunuma geçin. Biz arkadaşlardan soruları daha sonra almaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Robotik tel ark kaynak imalat ile metal eklemeli imalat üzerine yaklaşık 30 slayttan oluşan sunumum olacak. Belki zamanlama olarak biraz geçebilirsem de beni ikaz edin lütfen. Biz özellikle 2010'lu yıllardan itibaren tüm dünyada ortaya çıkan yeni endüstriyel değişimde, ki biz ona kısmen Endüstri 4.0 ismini çok fazla kullandık, hala da endüstride bu şekilde yer almaktadır, temel 9 disiplinin çok etkin olduğunu biliyoruz. Burada yazılmış olan 9 disiplinin içerisinde de yine 3D baskı, eklemeli üretim, hızlı prototipleme, katmanlı üretim gibi isimler kullandığımız bir alan var ki bu da gelecek dönemleri domine ederek endüstrideki üretimi değiştirmesi beklenen temel disiplinlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eklemeli imalat dediğimizde özellikle
polimer tabanlı eklemeli imalatla başlayan ve hızla yayılan 3D printerları hepimiz bilmekteyiz. Ancak olay polimer tabanlı 3D printerlarla kalmayıp daha sonra metal ekleme yöntemleriyle de devam ederek hızla yayılmaktadır. Her alan kendine has bu eklemeli imalatı başarıyla kullanmak üzere çalışmalarını yapmaktadır. Biz bugün benim sunumumda konsantre olacağımız, ağırlıklı yer vereceğimiz VAM ismiyle tanınan uluslararası ismi, Türkçe'de ise gaz altı kaynak esaslı eklemeli imalat yöntemi olarak isimlendirdiğimiz yöntemin genel hatlarına bakacağız. Bu yöntemde bir 3 boyutlu modellemenin üzerine takım yolları oluşturarak nasıl ekleme yapacağımızı belirterek daha sonra bu yollara uygun olarak sonlu elemanlar analiziyle malzemenin iç gerilme analizleri dahil geometrisi üzerine analizler yaparak iş parçasını ortaya çıkarmayı ve daha sonra da kalıntı gerilmeleri gerekirse ölçmeyi esas alan bir yaklaşım yapmaktayız. Özellikle VAM'ın diğer imalat yöntemleriyle kıyaslamasını yaptığınızda önemli bazı avantajlarını görmekteyiz. Bu slaytımda VAM ile benzer diğer yöntemleri kıyasladığınızda siyah olan VAM'ı göstermektedir. Kendine has avantajları olduğunu buradaki şekilden, geometri üzerinden takip edebilmekteyiz. Zaman zaman diğer yöntemlere göre dezavantajlı kısımları olsa da örneğin mekanik özellikler bakımından ancak diğer taraftan karmaşık geometri imalatında çok büyük bir avantaj sağladığını görebiliyoruz. Yine imalat yönünden şu anda yani bugünkü koşullarda biraz pahalı olsa da imalat süresi bakımından özellikle burada gösterilen bazı metotlara göre avantaj sağlayan bir yöntem olduğunu da izleyebilmekteyiz. Neden buna rağmen hani bazı noktalarda dezavantajı olsa da VAM'ı kullanmaya çalışmamızın nedenini ise özellikle ham maddeden tasarruf sağlayabilme, işleme zamanı bazı geometrilerde uzun olsa da bazı geometrilerde çok önemli avantaj sağladığını biliyoruz. Özellikle yeşil dünya olarak devam eden, çevreye zarar vermeyen üretim yöntemleri içerisinde ham maddeyi daha da az kullanan VAM'ın yine geleceği açık olarak görülmektedir. Yine yeşil dünyanın çok önemli bir parçası olan enerji konusunda da VAM'ın diğer yöntemlere göre daha avantajlı olduğunu görebildiğimiz verilerimiz mevcuttur. Malzeme yönünden ele aldığımızda örneğin dünyada çok sık kullanılan talaşlı üretim yöntemine göre VAM'ın %69 gibi avantaj sağladığını görebilmekteyiz. Talaşlı üretimde tamamen istenmeyen kısımlar talaşı uzaklaştırma suretiyle alınırken VAM'da sadece işe yarar kısım üzerinden çalışılıp daha sonra küçük bir işe yaramayan kısım talaşlı üretimle alınması neticesinde %70'e yakın bir tasarruf sağlamak mümkün oluyor. Bu konuda ülkemizde de önemli çalışmalar yapılmaktadır. Burada görüldüğü gibi bazı imalatçıların VAM yöntemiyle ortaya çıkardıkları parçalar mevcuttur. Metal eklemeli imalat olarak kısalttığımız VAM ile üretim gerçekten de dünyada da son derece yenilikçi olarak devam etmektedir. Örneğin çok yüksek mekanik özelliklere sahip titanyum bir tankın oluşturulması, endüstriyel gaz türbini kanadı ki kanadı burada geometrik olarak gördüğünüzde son derece komplike 3 boyutlu bir geometrisi olduğunu görüyoruz. Bu tür kanatçık yapılarının özellikle talaşlı üretim veya döküm yöntemiyle üretilmelerinde çok önemli zorluklar yaşanabilmektedir. Özellikle istenen hassasiyetin elde edilmesinde büyük zorluklar nedeniyle VAM yöntemi avantajlı yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Yine döküm yoluyla elde edilen bu parçalarda bu sefer de çok önemli kalıp maliyetleri söz konusu olmaktadır. VAM bu tür kalıp maliyetlerine karşı
önemli avantaj sağlamaktadır. Yine bir hava aracının buradaki kaburgalı yapısının VAM ile, yani metal eklemeli imalat ile oluşturulması son derece kolay olabilmektedir. Özellikle de iyi simülasyonu yapılarak iç gerilmeleri de optimize edilerek üretilebildiği takdirde son derece önemli imalat avantajları sağlayan kaburgalı yapı elde edilebilmektedir. Yine bakın, burada bir gemi pervanesinin robotik tel beslemeli sistem ile imalatını görmekteyiz. Daha sonra biraz daha bunların detaylarına birlikte bakacağız. Özellikle VAM çalışmasında biz bir tel besleme ünitesiyle desteklenmiş kaynak robotuna ihtiyaç duymaktayız. Bu kaynak robotunun kaynak işlemini yapabilecek bir kaynak makinası, enerji merkezine de ihtiyacımız bulunmaktadır. Yine işleyeceğimiz, yapacağımız geometriye dair geometri yol belirleme çalışmalarını yaptığımız simülasyonlarda kullanmaktayız. Son olarak bunlar ile ürettiğimiz parçanın strengeçler bağlayarak iç gerilmelerini ölçme gibi üretim sonrası mekanik özelliklerinin tespitine yönelik çalışmaları yapmaktayız. Sonlu elemanlar analizi bu yöntem ile üretimde iç gerilmelerin tespiti, üretilen parçanın sonradan hangi mekanik özelliklere sahip olacağının öngörülmesi açısından çok önemli bir avantaj sağlamaktadır. Sonlu elemanlar analizinde yapacağımız işe ait geometrileri belirliyor, daha sonra sınır koşullarımızı belirleyerek ne tarafından bağlıyoruz, ne tarafından serbest bırakıyoruz, kuvveti nasıl etki ettiriyoruz, bunları tespit ediyoruz. Daha sonra kullanacağımız eklemeli imalattaki tel besleme dediğimiz, yani kaynakta ergiyerek esas geometriyi oluşturan malzemenin özelliklerini sisteme yüklüyoruz. Sonra robotun ucundaki kaynak borcu dediğimiz eklemeli imalattaki teli istediğimiz yere götüren kısmın yörüngesini belirliyoruz. Daha sonra ısı kaynağıyla ilgili çalışmaları üzerinde modelleyerek kaynak parametrelerini sisteme, yani modelimize yüklüyoruz. Bu şekilde bir noktadan başlayarak üzerine eklemeli imalat ile böyle bir ark geometrisini oluşturmak istersek muhtelif kereler gidip gelmek suretiyle genel geometriyi elde edebiliyoruz. Burada müsaadenizle sonlu elemanlarda bizim kendi laboratuvarımızda yaptığımız bazı çalışmaları gösterelim. Burada gördüğünüz gibi torcun ucundaki tel ile biz iki parçanın üzerine eklemeli yeni bir şey koyabilmekteyiz. Bu kaynak yapmak ile aşağı yukarı aynı yönteme denk gelmektedir. Burada da göreceğiniz üzere bir T kaynağında, bakın, dolgu işleminin şimdi arka yüzeye geçti. Arka yüzeyi kaynatarak nasıl gittiğini görebilmekteyiz. Bu simülasyonlar tabii çok basit görünse bile temel bilgi alındıktan sonra, özellikle üniversite 3 ve 4. sınıfta üzerine ilgi gösterilirse yapılabilecek türden simülasyonlardır. Yine daha sonra da master ve doktora çalışmalarında da genç arkadaşlarımız bu çalışmaları yürütebilirler. Daha belki net olarak görebilmek için burada da daha sonra kaynağın üzerinden kesme işlemi de yaparak gerilmelerin nasıl değiştiğini, nasıl buralarda farklılıklar yarattığını ortaya koyabiliyoruz. Bakın, bu kısımlardaki gerilmeler değişerekten devam etmektedir. Bu şekilde o demin gösterdiğim görüntüleri tabii ki alırken biz birçok datayı da kaydedebiliyoruz. Bu verileri de alarak daha sonraki kullanımlarımızda yararlanıyoruz ve onlar ile üretilen parçanın iç yapısındaki incelikleri yapıyoruz. Belki sizlerin daha çok ilgisini çekecek olan birkaç slaytla sunumuma devam etmek istiyorum. Mesela böyle bir VAM'da nasıl bir sisteme, yani metal eklemeli de nasıl bir sisteme ihtiyaç duyduğumuzu birkaç slaytla özetlemek isterim. Burada gördüğümüz temel bir robotik kaynak hücresidir.
Ancak ufak tefek modifikasyonlar ile VAM dediğimiz metal eklemeli imalat yapabilecek hale dönüştürülmüş olup, şurada da gördüğümüz üzere bakın tam torcun ucunda üst üstüne daire çizerek eklemeli imalat yapmaktadır. Böyle bir sistemin temel unsurları bir altı eksen endüstriyel robot. Bu 6 olabilir, 5 olabilir, 7 eksen olabilir. Yapmak istediğimiz, elde etmek istediğimiz geometrinin özelliklerine göre eksen sayısı değişebilecek bir endüstriyel robotumuz var. Bu robotun üzerine tel besleme ünitemiz var ki tel besleme ünitesi robotik kaynakta inanılmaz önemli bir ünitedir. Çünkü robotun torcu, torç dediğimiz kısım şurasıdır arkadaşlar. Torcu kaynak noktasına götürmesiyle tel besleme torcun içerisinden teli kaynak noktasına taşır. Buraya taşınan telin besleme hassasiyetini tel besleme ünitesi verir. Tam bir mekatronik mühendisliği harikası olup 1, 2, 3 gibi çapa sahip, milimetrik çapa sahip teli torcun üzerinden kaynak bölgesine besleyerek kaynağın kalitesinde en etkin kısım tel besleme ünitesidir. Daha sonra burada kırmızı olarak gördüğümüz kaynak makinamız gelir. Yine mekatronik mühendisliğinin en önemli unsurlarını üzerinde biriktiren bu kaynak makinesi tamamen güç elektroniği sistemine göre çalışan, içerisinde anahtarlama sistemiyle hareket eden ve kaynak telinin ergitilmesi için ihtiyaç duyulan voltaj yani arkı oluşturan makinedir. Ayrıca biz burada tel kısmını ele alırız. Teli tel besleme üzerinden verip torcun üzerinden eklemeli imalat yapacağımız yere getirip güç ünitesinden aldığımız elektrik arkıyla da burada teli ergiterek eklemeli üretimi yaparız. İşte bir temel eklemeli üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılan donatımın bilgileri burada görülmektedir. Buna detaylı olarak baktığımızda daha tabii ki altında birçok alt üniteleri vardır. Ben çok fazla bu detaylara bugün girmek istemiyorum ama daha sonra da yine derneğin konferansları oluyor zaman zaman. Oralarda bunların daha detaylı sunumlarını da ortaya koyarız. Şimdi biraz önce gördüğümüz o genel hatları basitleştirip tekrar ele aldığımızda robot tel besleme ünitesiyle beraber teli işte buraya taşıyan torcumuz var. Torcun içerisine kaynak makinesinden enerjiyi getiriyoruz. Enerjiyle beraber teli bu daha önceden belirlenmiş yörünge üzerinde ark yaptırmak suretiyle üzerine ekleyerek eklemeli imalattaki geometriyi çıkarıyoruz. Burada tabii ki dikkat etmemiz gereken çok fazla parametre oluyor. Örneğin kaynak akımı ne olacak? Teli sürüyoruz ama hangi hızla sürelim? Robotun hareket hızı ne olacak? Zaman zaman robot teli beslerken de kendisi de hareket etmektedir. O durumlardaki hız ne olacak? Tel ve torcumuz ne tür ayarlardan geçmeli? İnce ayarları nasıl yapılmalı? Gaz akışı biz kaynakta ergimiş metal banyosunun çevre ile olan yani hava ile olan etkileşimini kesmek için gaz kullanırız. Gazın besleme hızı ya da gazın debisi ne olmalıdır? Başlangıç sıcaklığımız nedir? Acaba oda sıcaklığı uygun mudur? Parçanın geometrisi nelerdir gibi birçok parametreye de bu işlemlerde dikkat ediyoruz. İşte size burada demin robotun oluşturmaya çalıştığı daire halkayı göstermekteyim. Burada gördüğünüz tüm katmanlar bir bir robotun torcu ergiyecek olan teli bu yörünge üzerinde taşıtarak ergitmesi sonucu oluşmuş bir parçadır. Tabii ki bunu yapmak için ideal parametreleri bulmak gerekir. Var olan endüstriyel telleri alarak önce denemelere tabi tutup ergime miktarı, kalınlığı veya yörüngedeki oluşturduğu geometriyi muhtelif denemeler ile almaktayız. Bakın burada 2 milimetrelik bir katman görmekteyiz. Bunda ise 1 milimetrelik bir katman görmekteyiz. 2 milimetrelik bir katman ile daha hızlı üretiriz ama istediğimiz geometriyi ve iç gerilmeleri vermiyor ise
daha uzun sürecek olan 1 milimetrelik katmanlarla üretimi seçeriz. Bu işlemleri yaparken yine çok önemli oranda yazılım kullanmaktayız. Sonlu elemanlar yazılımı bize kaynak geometrisinin oluşturulması ve oluşmasının sonucunda iç gerilmelerin, çarpılmaların miktarı gibi iç yapının mukavemet analizi üzerine fikirler vermesine karşın yine robotla ilgili de son derece bizim offline programlama dediğimiz, yani robotun dışında, bilgisayarın başında robotun hareketlerini planladığımız yazılımlarımız bulunmaktadır. Bu yazılımlar ile robotu çalıştırmadan önce robotun hareket yörüngesini mutlaka kontrol ederiz. Bunları ortaya çıkarırız. Ben bu sunumum ile sizlere temel bir metal eklemeli imalatın özellikleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.